Gençlik merhaba. Sizler için hazırlamış olduğum 5 tane AYT denemesi var. Bu denemeleri çözeceğiz. Ee, taradık, aradık, bulduk bir sürü güzel soru meydana getirdik, güzelleştirdik. Çeşitli zamanlarda ÖSYM'nin değişik sınavlarda tabii bu AYT yakası sınavları değil, sorduğu sorular çok kaliteli olan soruları bir araya getirdik. Eee Eğitim kitabında da bazı sorular var. Onları da aldık ama böyle çok orijinal bir deneme yapmaya çalıştık. Birinci denememiz biraz basit gelebilir ama bundan diğer denemeler böyle çok daha kallavi, çok daha güzel denemeler olduğunu göreceksiniz gençler. Şu anlık 5 tane deneme var. Elimden geldiğince arttırmaya çalışacağım. Zaman bulursam arttıracağım ama bulamazsam şu an size 5 tane deneme sözü vereyim. Çok da uzatmayalım. Ee, hemen devam edelim. Ha bu arada gençler eğer izleyenler arasında abonemiz değilseniz, e, izlediğiniz halde abone değilseniz lütfen abone olalım, kanalımıza destek verelim. Ha olmak istemiyorsanız da canlı sağ olsun. Ne yapalım? Devam edelim hemen gençler. Evet, ee, Hemen 28. soruyla başlıyoruz. Bu şekilde yapmadık gençler. 1-2-3'ten 13'e kadar gitmedik. Normal sınav sorularınız, e, biyoloji soruları 28. sorudan başladığı için biz de aynı formatta yapmaya çalıştık. Evet hemen devam edelim. Sebzelerden, ekmekten ve yenilen gıdaların çoğunda alınmasına rağmen yemeklere ilave tuz atılması, tuzun fazla tüketilmesi neden olur. Besinlerin aşırı tuzu tüketilmesi pek çok sağlık sorunlarına neden olabilir. Fazla tuzlu tüketmek böbrek fonksiyonlarını bozar, yüksek tansiyona ve tansiyona bağlı kalp ve damar hastalıklarına yol açar. Yukarıda verilen bilgilerden de yararlanarak aşırı tuzlu yiyeceklerle beslenen bir insanda gerçekleşen aşağıdaki olayların gerçekleşme sırası nasıldır? Şimdi gençlik vücudumuza tuz geçtiği zaman hemen ne olur? Kanın osmotik basıncı artar. Ha o zaman bunu hemen ilk başta ne yaparım? Birinci sıraya alırım. Kanın osmotik basıncı arttığı zaman kan ne yapacak? Doku sıvısından su alacak. O zaman burada ne demiş bakın? Doku hücrelerinden. O da olur tabii ki. Doku sıvısından alır. Doku sıvısından nereden alır? Doku hücrelerinden alır. O zaman bunu da ikinci sıraya alırım. E o zaman e, kanın içerisinde sıvı gireceği için dışarıdan kanın hacmi ne olur? Artar. Bunu da üçüncü sıraya alırım. Ve bu durumda kan hacmi artınca da kan basıncı artar. Bunu da dördüncü sıraya alırım. O zaman ne oldu bakın? Bir, 4, 2, 3. 1, 4, 2, 3. O zaman cevap direkt C. Şık olmuş oldu. 29. Sinir sistemi ve endokrin sistem homostasi sağlanmasında birlikte görev alır. Vücuttaki işlevlerin çoğu her iki sistemin geri bildirim mekanizmasıyla düzenlenir. Vücut sıcaklığı artan bireyde olaylarının hangileri gözlenir? Şimdi insan vücut sıcaklığı arttığı zaman metabolizma yavaşlamaz ki metabolizma artar. Bakın özellikle sıcaklıkta kaldığınız zaman yazın mesela kar çantımızın daha da arttığını görüyorsunuz. O zaman yavaşlaması derse yanlış olur. Derideki damarlar daralmaz, genişler. Çünkü genişlesin ki daha fazla ısıyı dışarı atasın. Zaten bu da yine yazın olan bir olaydır derinin genişlemesi. Halbuki zaten vücut sıcaklığımız fazla. Damarların daralması ile ancak bu kışın olan olabilecek bir, bir olaydır. Daralmasının temel sebebine ısı vücuda tutmak. Zaten vücudun sıcak bırak gitsin ısı. O zaman bu da yanlış olur. Terleme artar tamam. Terlemeli fazla ısı atarız. Kaslarımızın istemsiz titremesi de ancak kışın olur. Soğukta olur. E zaten vücut sıcaklığımız fazla titreme meydana gelmez. O zaman yalnızca üçüncü bilgi doğru olmuş olur. 30. Kalsitonin ve paratormon antigonist çalışan iki hormondur. Beslenme ile vücuda fazla Kalsiyum alan bireyde olaylarından hangileri gerçekleşir? Şimdi vücudumuza fazla kalsiyum girmişse, o zaman kandaki kalsiyum oranı artar. Peki kanda artarsa bu kandaki kalsiyumu ne yapmak lazım? Azaltmak lazım. Hemen kalsitonin hormonu salgılanır ve kandaki kalsiyumu kemiklere geçirmiş olur. Aynı zamanda kandan kemiklere kalsiyum geçişi o zaman artar. Tabii bunu kim yaptı? Kalsitonin yaptı. Zaten bunlar birbirle paralel şeyler. O zaman üçü bu da doğru oldu. TSH etkisiyle para torbon salgısının azalması şöyle düşünebilirsiniz. Kalsitonin artmışsa para azalması lazım. Tamam birbirini zıttı ya. E tamam doğrudur ama şu kısım yanlış bakın. TSH etkisiyle olmaz. TSH tiroid uyarıcı hormondur. Bu gider tiroid bezini uyarır. Para nereden salgılanır? paratiroid bezinden salgılanır ve paratiroid bezi hipofizin kontrolünde değil ki onu da TSH gibi bir hormon kontrol etmiyor. O yüzden de bu bilgimiz ne oldu? Yanlış olmuş oldu. Cevap da o zaman C şıkkı olur. 31. Yeterince su içmeyen sağlıklı bir bireyde olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdaki seçeneklerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Eğer bir insan yeterli miktar suda su almazsa kanındaki osmotik basınç artar. O zaman hemen bunu birinci sıraya alırım. Peki osmotik basınç artarsa hipotalamustaki ozmoreseptörler hemen uyarılmaz mı? Tabii ki uyarılır. Bu da ikinci sıraya alırım. Sonra hipotalamus etkisiyle hipofiz çalışmaya başlar. ADH hormonunu gönderir yani salgısı artar. O zaman bu da üçüncü sıraya alırım. Ve ADH gider. Nefron kanallarını etki eder. Özellikle de distol tüp ve idrar toplama kanalını etki ederek fazla suyu emer ve böylece idrara gidecek olan su tutulduğu için dereşik idrar meydana gelir. Bunda 4 sıralamasına göre yapmış olurum. O zaman bakın 4 1 3 2. 4 1 3 2 4 1 3 2 neresi oldu? C şık olmuş oldu gençlik. Geçiyoruz. İnsanın sindirim kanalında bulunan moleküllerinden hangileri inaktif enzimler aktifleştirir? Pepsin zaten kendisi biliyorsunuz inaktif bir enzimdi. HCL sayesinde aktif hale geldi. O zaman aktifleştiricileri bize sorduğu için bu değil zaten HCl aktifleştiricidir. Tripsin de bir aktifleştiricidir. Aslında kendisi de aktifleşen bir madde. E, tripsinojen olarak salgılanıyordu. Enterokinaz gelir onu aktifleştirir de, o zaman enterokinaz da bir aktifleştirici. Tripsin ise daha sonra kendisi aktifleştikten sonra kimo tripsinojeni aktifleştirir. O zaman bu da bir aktifleştirici olduğu için cevapta o zaman direkt eşlik olmuş olacak. 33. Duyu organlarının tamamında görme, işitme, koklama gibi yani hangileri ortaktır? Mekanik uyarıdan etkilenme. E bu ancak e, ses ile ilgili veya dokunma ile ilgili olur ama mesela tasma ve koklamada mekanik bir etkinin e, et, yok ki, etkisi yok ki. Ama reseptör bulundurma var. Uyarıları talamustan beyin kabuğuna iletme var mı hepsinde? Hayır. Kimde yoktu? Mesela kokuda yoktu o zaman bunu elerim. Dış ortama açık olma. Dilimiz kapalı mekan içerisinde açık değil ki. Deri tamam dışarıya açık ama veya mesela kulağımız dışarı direkt açık değil ki. O yüzden bunu da elerim. O zaman sadece 2 olmuş olur. Cevap da aşık olmuş olur. 34. Çizgili kasların kasılıp gevşemesi sırasında gerçekleşen olaylardan bazıları aşağıda verilmiştir. Bu olaylardan hangileri gerçekleşirken ATP harcanır? Akson ucunda sinaps boşluğuna asetil kolin salgılanması egzositoz ile olduğu için enerji harcanır. Sitoplazmadaki kalsiyum iyonlarının e, sarkoplazmik retikuluma geçmesi sırasında da enerji harcanır çünkü bu gevşeme sırasında oluyordu. Daha önce endoplazmik retikulum kasılma sırasında dışarıya kalsiyum vermişti. O zaman bu kalsiyum geri giderken ne olacak? Enerji harcanacak çünkü bu aktif taşıma ile oluyordu. Peki birincisi yani sarkoplazmik retikulumdan kalsiyumun dışarı çıkması e boldu ya orada. Orada difüzyonla oluyor. Orada enerji harcanmaz ama geri giderken aktif taşıma devreye girdiği için enerji harcanır. Aktin filamentlerin hareket etmesi. E zaten hareket diyor. Harekette de enerji harcanır mı? Harcanır. Ama bakın sarkoplazmik retikulumdan sitoplazmaya kalsiyum geçişi bu difüzyondur. Ki bu kasılma sırasında oluyordu. O yüzden de sarkoplazmik retikulumdan kalsiyum iyonlarının çıkması difüzyonla olduğu için enerji burada harcanmıyor. O yüzden harcananları sorduğu için 1-2-3 olur. Eşkı yani. 35. Kanın yoğunluğunun ve pH'ın damar boyunca değişime uğradığı damar hangisidir? Gençlik bakın. Kan yoğunluğu da değişiyormuş, pH de değişiyormuş. Şöyle bir şey demiştik. Atar damar ve toplar damarlarda da madde değişimi değişmez. Neden? E çünkü bunlar üç katlıydı. Madde buradan geçerken, kan buradan geçerken dışarı vermiyor. Dışarıdan herhangi bir şey almadığı için derişimi de, miktarı da, oranı da bir şey de değişmiyor. Bütün değişimler nerede olurdu? Kılcal damarlarda olurdu. O zaman ben şıklarda neyi arayacağım? Kılcal damarı arayacağım. Ha burada akciğer kılcalı diyor akciğer diyebilir, karaciğer diyebilir, böbrek diyebilir, beyin diyebilir. Sadece ben kılcal damarı diyeceğim. Önemli değil ki kime ait olduğu. Kılcal damarda çünkü değişiklik oluyor. 36. İnsan kan dolaşımına ait damarların damarlardan kan basıncının en yüksek olduğu damar hangisidir? O da aort atar damarıdır. Çünkü kalbe direkt bağlı zaten. Basıncı yapan kim? Kalp kalbe direkt bağlı olan aortlu olduğu için atardamarda kan basıncı en yüksekti. Hatta şöyle bir grafiklendirme de yaparlardı ya. Bakın kalbi de hatta şöyle koyalım buraya. O zaman kalpten uzaklaştıkça gittikçe basınç bu şekilde ne oluyordu? Düşüyordu. O zaman en büyük atardamar, sonra kılcal damar, sonra toplar damar şeklinde yapıyordu. Oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve laktik asit fermentasyonunda hangileri ortaktır? ATP sentezlenmesi üçünde de var zaten. Karbondioksit oluşması laktik asit fermentasyonunda yok ki. Oksijensiz de var, oksijenli de var ama laktik asit fermentasyonunda yok. NAD yani koenzimlerin, koenzimin, NAD koenziminin hidrojen alıp vermesi yani NADH haline gelmesi, tekrar serbest hale gelmesi de bu hepsinde yine ortaktır. Zaten oksijen glikoliz olaylarında NAD meydana geliyordu. Hepsinde de glikoliz var. Daha sonra oksijenli solunumun ve oksijensiz solunumun ETS reaksiyonlarına bu NADH'lar kullanılırdı. Laktik asit fermentasyonunda ise piruvat ile birleşir de öyle kullanılırdı. O zaman oluşması ve kullanılması var. O zaman ortaktır deriz buna da. ETS kullanılması laktik asit fermentasyonunda var mı? Yok. Peki oksijensiz sonunda var mı? Var. Oksijenli de var mı? Var. O zaman ama ortak olmadı. Çünkü laktik asit onun ortaklığını bitirdi. Üçünde olması gerekiyordu. O zaman cevap da ne olacak? 1-3 olacak ve 5 olmuş olacak. 38. Bir molekül glikoz oksijenli sonunda değil de etil alkol fermentasyonunda yıkıma uğratılırsa aşağıdakilerin hangisinin miktarı değişmez. Şimdi yani ikisi için de ortak olacak. İster etil alkol fermentasyon olsun ister e, oksijenli solunum olsun. Glikolizde oluşan pirvik asit miktarı aynı olacak. Neden? E çünkü zaten glikoliz olayları bütün oksijenli solunum, oksijensiz solunum, laktik asit fermentasyonu, etil alkol fermentasyonu da zaten ortaktı. E o zaman bu değişmez ki. Ortak olan taraf bu zaten. Açığa çıkan ATP miktarı etil alkolda 4 tane çıkar ama e, ...oksijenli solumda 30 veya 32 tane çıkıyor. O zaman değişiyor burası. Cevap direkt aşık oluyor da... ...oluşan karbondioksit miktarı etil alkol fermentasyonunda 2 tanedir. Ama oksijenli solumda 6 tanedir. Kullanılan enzim miktarı... E, ...etil alkol fermentasyonu kısa vadede bitiyor hemen. Halbuki... E, oksijenin solumda krebs döngüsü var. Asetlikuenzimadan... E, ...piruvattan asetlikuenzime oluşması kademesi var. ETS var. Bir sürü orada enzim olacak devreye girecek. O zaman enzim miktarı orada daha fazla olacak. Oluşanla daş miktarı da... ...yine ne olacak? Ee, değişecek değil mi? Çünkü glikolizden sonra da oksijenin sorumundan daşlar meydana geliyor. O zaman cevap A şıkkı olmuş oldu. 39 gen klonlanması sırasında gerçekleşen uygulamaların gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi gençlik burada bazen değişkenlikler olabilir. Sıra biraz hafif kayabilir ama uygun sırayı bulmaya çalışacağız. Burada bakın İlk gerçekleşmesi gereken olay nedir? Geni taşıyan DNA'nın izole edilmesidir. İlk başta bunu yapacağız. E bu da hangi şıklarımızda var? Ya? Bakın biri bu burada var, bir de burada var. Sonra iki zaten sıralamaya geliyor. Bakın iki burada var. O zaman kopyalanacak genin yerinin belirlenmesi olacak. İkisinde de var. Peki sonra 3 mü? E, altı mı? 3'e bakalım. Genin ligaz enzimiyle taşıyıcı DNA'ya bağlanması mı? Yoksa restriksiyon enzimiyle genin DNA'dan önce keseceksin gençler. Önce kesmek gerekiyor. O zaman bunu da sıralamaya koyarsak sonra 1 yani taşıyıcı DNA'nın izole edilmesi. Sonra 3 genin ligaz enzimiyle taşıyıcı DNA'ya bağlanması. Sonra da 4 olacak yani rekombinant DNA'nın alıcı hücreye aktarılması ve o hücre sayısının arttırılması çoğaltılmasıdır deriz. Cevap da eşlik olmuş olur gençler buna da dikkat edelim. 40. Canlılarda fermentasyon ürünleri etil alkol, laktik asit, asetik asit gibi çeşitlilik gösterir. Fakat açığa çıkan enerji miktarı aynıdır. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Çünkü bütün bu olaylarda ortak olan yanı neydi? Glikolizdi. Enerji zaten glikolizde üretilirdi gençlik. O yüzden cevabımız direkt D şıkkı olmuş olacak. Mesela reaksiyonların başlangıç moleküllerinin farklı olması değil ki glikoz kullanılıyor hepsinde. Kullanılan enzimlerin farklı olması da Tamam ama başlangıç zaten aynı. Sonraki enzimler farklı. E orada da zaten ATP üretimi gerçekleşmiyor ki. Son ürün kademesinde biliyorsunuz ATP üretimi yok. Üretilen enerjinin bir kısmı e hepsinde ısı olarak açığa çıkıyor zaten. Isı açığa çıktı diye farklı bir enerji üretimi mi oluyor? Hayır. Sıcaklığın enzim aktivitesini değiştirmesi etkileyebilir ama bu durumla ilgili değil. O yüzden gençlik açığa çıkan enerji miktarının aynı olmasının temel sebebi enerjinin glikoliz tepkimelerinde üretilmesidir deriz. Evet gençlik 13 tane soru çözdük. Bu sorular biraz daha basit de ilk denemeyi özellikle böyle seçtik. Ama bundan sonraki denemeler çok daha kallavi olacak, çok daha güzel olacak. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.